hazırız. Değerli basın mensupları, değerli dostlarımız, il başkanımız, belediye başkanımız, sevgili ovacıklar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Son derece üzgünüz. Hepimize geçmiş olsun demiyorum. Çünkü bu bizim kabul edeceğimiz bir uygulama değil. Bunun bilinmesini isteriz. Kayyum uygulaması halkın iadesinin gaspıdır. Kayyum uygulaması demokrasiye karşı darbedir. Kayyum uygulaması seçme ve seçilme hakkının da açıkça halkın elinden alınmasıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi bir siyasal tercih olarak 2016 yılında parlamentoda söylediğim için burada da söylüyorum. Şeytanın aklına gelmeyen, 1980'de darbecilerin aklına bile gelmeyen bir düzenlemeyi parlamentodan geçirmeye çalıştı. Parlamentodan geçiremedi. Daha sonra 15 Temmuz darbe girişiminin Allah'ın lütfu olarak saydığı için elde ettiği kararname ile 2016 yılında bu kayyum düzenlemesini mevzuata soktu. Başından beri karşı çıktık parlamentoda. Başından beri de sokakta karşı çıktık. 2016 yılından bu yana da 3 kezdir bütün bölgede ve bu dönemde İstanbul'dan başlayarak bütün bölgede uygulamaya çalışıyorlar. Değerli arkadaşlar, bu belediye sizindir. Ovacık halkınındır. Ovacık halkının sandıkta tecelli eden, oluşan iradesinindir. Dünkü kararnameyle ortaya konan karar, bir kez daha ifade ediyorum, elimizin tersiyle ittiğimiz, yarın öbür günde yine sandıkta yırtıp atacağımız bir karar olacak. Bunun bilinmesini istiyoruz. Değerli dostlar, bugün milletvekillerimizle beraber, parti meclis üyelerimizle beraber, sizin milletvekilinizle beraber, Polat Şaroğlu'yla beraber buradayız. Yanımızda bir kez daha ifade edeyim, birlikte Urfa milletvekilimiz, Şanlıurfa milletvekilimiz Mahmut Tanal var. Ankara milletvekilimiz Aliye Tibisi var. Yine hemşeriniz, parti meclis üyemiz Saniye Barut var. Ve Polat Şaroğlu var, milletvekiliniz. Belediye başkanımız, il başkanımız, Ovacık'taki dostlarımız, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri var. Ben onlara da burada teşekkür ediyorum. Bu bariyerleri kaldıracağız. Bunun bilinmesini istiyoruz. Biz Ovacık Belediyesi'nin bu şekilde tutuklanmasını da kabul etmiyoruz. Halktan soyutlanmasını da kabul etmiyoruz. Bizim belediye başkanımızın işlediği herhangi bir suç yok. O mahkeme kararını da buradan ben Sezgin Tanrı Kulu olarak söylüyorum, tanımıyoruz. Bundan bilmesini isterim. Sesimiz burada, buradan birinci arıza mahkemesine gidiyordur herhalde. Kendisinden çok daha tecrübeli avukatlarız burada. Çok daha tecrübeli. Bu kararların nerede verildiğini ve nasıl açıklandığını da biliyoruz. Adil bir yargılama sürecinin olmadığını biliyoruz. Soruşturmanın talimatla başlatıldığını biliyoruz. Önceki gün verilen hükmün savunma dinlenmeden, adil yargılama ilkelerine uyulmadan verildiğini biliyoruz. Ve şunu da çok iyi biliyoruz. Anayasada masumiyet karinesi var. Hiç kimse bir mahkeme kararıyla kesinleşmiş bir hüküm olmadan suçlanamaz. Hükümlü olarak kabul edilemez. 3 gün önce karar vereceksiniz. Bu kararı talimatla vereceksiniz. Daha gerekçeli kararı yazmayacaksınız. İstinafı beklemeyeceksiniz. Yargıtayı beklemeyeceksiniz. Geleceksiniz burada 31 Mart'ta oluşmuş halkın iadesine ve belediye başkanımızın belediye başkanlığına, belediye meclis üyelerin belediye meclis üyelerine koyacaksınız. Değerli arkadaşlar, bunun demokraside bir yeri yok. Bunun adı, bir kez daha ifade ediyorum, siyasi darbedir. Darbe sadece tankla, topla yapılmaz, uçakla yapılmaz, askeri güçle yapılmaz. Ele geçirdikleri sivil iradeyle eğer anayasa aykırı davranıyorlarsa bu da siyasi darbedir. Bu darbeye karşı halkımızla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Sizlerle dayanışma içinde olacağız.
Hiç kendiniz yalnız değilsiniz. Bugün Ovacık'ta, Ovacık Belediyesi'nin önündeki bu irade aynı zamanda İzmir'in de, Diyarbakır'ın da, Van'ın da, İstanbul'un da, Trabzon'un da iradesidir. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Nerede bir örgütümüz varsa, nerede demokrasiden yana yurttaşlarımız varsa, kalbi de, aklı da, beyni de Ovacık Belediyesi'ndedir, sizlerle beraberdir. Ben teşekkür ediyorum, sözü belediye başkanımıza bırakıyorum. Evet arkadaşlar, komşularım, canlarım, abilerim, kardeşlerim, ablalarım, buraya gelen vekillerimiz, heyete ben sizler adına, kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, geldiler. Umut ederiz ki bundan sonraki süreçte de sonuca ulaştırırlar. Ben de kısaca birkaç gündür sürekli isyanımı dile getirdiğim konulara bir değinmek istiyorum. Sevgili dostlar, arkanızda gördüğünüz şu belediye Türkiye'nin en pırıl pırıl belediyesi. Kurulduğu günden bugüne kadar hiç borçlanmamış. Borçlanmama sebebi ise burada görev yapan yoldaşlarımız, bizler kendi evladımız, evimiz gibi koruyup bir kuruşunu israf etmediğimiz içindi. Belki yarın buraya gelecekler, birçok saçmalık ortaya atacaklar, birçok borçların harçtan söz edecekler. Bunları hepsi bugünden yalan olduğunu bilmenizi istiyorum. Tıpkı bundan 12 yıl önce beni seçtiniz ki cenazenize geleyim. Beni seçtiniz ki düğününüze geleyim. Beni seçtiniz ki zor gününüzde yanınızda olayım. Beni seçtiniz ki bir gün gönderecek kişilerin siz olacağınızı bilmenizdi. Ben bunun için sizin cenazenize geldim ve ben bunun için sizin düğününüze geldim. Bunun için bu doğayı, bu zehirlemek isteyen rüşvetçi çeteden korumaya çalıştım. Ben 12 yıldır bir örgüt üyesiysem vali neden benimle oturdu? Neden bu suçu işledi? Devlet erkanı neden benimle bu işleri yaptı? Bugün bizi kameraya alan şu polis arkadaşlar çocuklarını, eşlerini bizlere neden teslim ettiler? Bizler neden baktık onlara? Bizler neden kol kola girerek burada birlikte bu halkın, bu ilçenin güzel işleri için ortaklık yaptık? Ama tabii bir yerden bastılar düğmeye, hem Cumhuriyet Halk Partisi hem Ovacık'ı aynı anda cezalandırıp Türkiye'nin her yerinde kulağa hoş gelen deme, kayyum atanır cümlesini CHP içinde meşrulaştırmak için böyle bir çabanın içine girdiler. Niye? Artık o bloku yenemiyorlar. Artık o gerici kafalarıyla o bloku yenemiyorlar. Bugün buraya gelmişler, bizlere diyorlar ki siz bizden daha akıllısınız. Siz daha zekisiniz. Hassasiyetinizi biliyoruz. Bildiğiniz o hassasiyeti durun biz size öğretelim. Neden bize ders vermeye çalışıyorsunuz? Şu barikatlar bu halkın tamamını kin ve nefrete sürüklüyor. Suç işliyorsunuz. Arkamdaki kişi sadece bir hırsızdır. Benim, bana ait olanı çalmıştır. Bu halka ait olanı çalmıştır. O bir hırsızdır. Siz dünyanın neresinde gördünüz ki vekil aslında daha yüce olsun? O bir vekildir. Kim oluyor ki geliyor bu halkın emeğini sömürmeye çalışıyor? Bu halka ait olan bu belediyeyi, bu kararlılığı, bu kendi iradesini yok etmeye çalışıyor. Bizim itirazımız buna. Biz 12 yıldır bunun hesabını yaparken, kitabını yaparken, bu hizmeti yaparken bütün bunları bilerek, görerek yapmış insanlarız. Yani bir yerde savcının emriyle kaldırdığımız bir cenazeyi bile suç unsuru haline getiriyor. Götür kendin kaldır o zaman. Rica ediyorsun, bizden güvenlik yok. Sınırların dışında müdahale et diyorsun, müdahale ediyoruz. Rica ediyorsun, bölgeye giremiyoruz diyoruz, destek ver diyorsun. Rica ediyorsun, polisin vadiden geçemiyor, beraber götür diyorsun. Savcın, hakimin vadide bir şeye maruz kalınca siper olan bu halka bu reva görülür mü? Bu halkı şu an siz kin ve nefrete sürüklüyorsunuz. Derhal bu tavrınızdan vazgeçin. Bu halk zaten size müdahale edecek kadar da küçük de değil, akılsız da değil. Ben vekillerime tekrar teşekkür ediyorum. İl başkanımız. Evet. Değerli basın mensupları, destek için ilçemize gelen milletvekillerimiz, parti meclisi üyemiz, ilçe belediye başkanlarımız, hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar, öyle bir süreç yaşıyoruz ki bu süreç ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız İmamoğlu'nun ahmak dosyasıyla başladı. Onu geçtik. Önceki genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun zorla mahkemeye getirilme davasıyla başladı. Onu geçtik. 30 Ekim'de Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Özer
bir sabah şafak vakti gözaltına alındı. Gece vakti de hemen tutuklandı. Tutuklanır tutuklanmaz ondan bir saat önce de kayyum ataması yapıldı. Daha sonra da Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanları görevinden alınarak yerlerine kayyum atandı. Şu anda da dün de ne yazık ki Tunceli merkezimiz ve Ovacık ilçemize de kayyum atamaları oldu. Bunlar bizim kabul edeceğimiz şeyler değildir. Halkın iradesiyle seçilen başkanlarımızı görevden alma yetkimiz yoktur. Nasıl olur yetkisi? Eğer bir suç işlemişse o suçun karşılığında cezası alınır. Cezası verilir ve görevden alınır. Arkadaşlar ben belediye başkanımızla görüştüm. Avukatlarımızla görüştük. Bizim yargılama sürecimizde şöyle bir şeyimiz vardır. Son söz sorulur mahkemece ve avukatlara savunma mütalaya karşı, savcının mütalasına karşı savunması sorulur. Ama ne yazık ki duruşmada avukatlarımız mütalaya karşı savunma hakkı istediği halde bu savunma hakkı verilmemiştir. Savunma hakkı gasp edilmiştir ve belediye başkanının asli görevi olan bir suçtan dolayı asli görevini yapmak istiyor ve bunu da biliyorlar ama onu bir suç sayarak bir örgütle ilişkilendirirler. 6 yıl 3 ay ceza veriliyor ve dün akşam da kayyum atandı. Arkadaşlar ben kaç gündür düşünüyorum. Halkın iradesiyle seçilmiş bir belediye başkanını nasıl somut bir delil olmadan görevden alabilirsiniz? Yerine kayyum atayabilirsiniz. Çocuklarımıza karşı biz nasıl hesap vereceğiz? Eğer siz halkın iradesine inanmıyorsanız, güvenmiyorsanız bu sandıkları niye koyuyorsunuz? Siz de halkın iradesiyle oraya geldiniz. Sizin lehinize olan şeyleri halkın iradesidir diyorsunuz. Bizi halk seçti, buraya geldik diyorsunuz. Ama başkası senin düşüncende olmayan bir insanı da ben seni canım böyle istedi görevden alıyorum deme lüksünüz yok, şeyiniz de yok. Biz bunu kabul etmiyoruz. Onun için bu desteğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu şeylere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Çıktık öne. Değerli milletvekili arkadaşlarım, parti meclis üyemiz, değerli belediye başkanım, il başkanım, değerli Ovacıklar, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Öncelikle genel başkanımızın hepinize selam ve saygılarını iletiyoruz. Şimdi konuya nereden bakarsanız da bakın, konu ne anayasaya uygun, ne uluslararası sözleşmelere uygun. Temel bir kural var. O temel kural da şu, halkın iradesiyle, halkın iradesini siz bir idari kararla ortadan kaldıramazsınız. Halkın iradesi şu, Ovacık Belediye Başkanı'na Sayın Mustafa Bey'i belediye başkanı seçmiştir. Halk getirdiği gibi götürmesini de bilir. Bu belediye başkanlığının götürülmesine yönelik ancak ve ancak seçim sonucunda karar alınabilir. Yani bugün koysunlar sandığı bu meydana, bu er meydanı işte. Halkın iradesi neyse o iradeye saygı göstermek zorundayız. Ne diyoruz? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin, millet bu kararını vermiştir. Kararını Mustafa Bey'i belediye başkanı seçmiştir. Sizin sandıkta yenemediğinizi, sandıkta bileğini bükemediğiniz belediye başkanlarını bu şekilde idari kararlarla görevlerinden alınması uluslararası sözleşmelere aykırı, anayasaya aykırı, mevcut olan yasal düzenlemelerin tamamına aykırı, seçme ve seçilme hakkının açıkça ifadesi bu bir gasptır. Milli iradenin gaspıdır. Bunun bir başka izahatı ve açıklaması yoktur. Eğer mahkumiyet kararını vermiş diyorlarsa, efendim iki gün öncesi ceza kararı verildi, efendim ceza nedeniyle biz bunu görevden aldık diyorlarsa ben şimdi adres gösteriyorum. Uludere ilçesinin belde Hilal beldesi var. Belde belediye başkanı AKP'lidir. Rüşvetten, yolsuzluktan kararı kesinleşmiştir. Kesinleşmiş olan bir mahkumiyet kararı olan yolsuzluktan dolayı belediye başkanını görevden almayacaksınız. Halen hakkında kesinleşme kararı olmayan, her insanın masum olduğu gibi masumiyet ilkesini ihlal ederek
belediye başkanımızın görevden alınması, bu demokratik hukuk düzenini, anayasal düzeni ortadan kaldırmaktır. Bu bir darbedir. Bu bir darbedir. Yani siyasi iktidarın anayasayı rafa kaldırarak yaptığı bir darbedir. Biz bu darbelere, bu hukuksuzluklarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Ve buradan yetkililere sesleniyoruz. Lütfen bu hukuka aykırı olan bu uygulamalardan vazgeçin. Artık bu karar hukuki bir karar değil, bu karar tamamen siyasi bir karardır. Yani bu demokrasiye aykırıdır, seçme seçilme hakkına aykırıdır. Burada bizim çağrımız, halkın iradesini idari kararla geri alamazsınız, alınmaması lazım. Bu hukuksuzluklar karşısında biz sessiz kalmayacağız. Halkın iradesine ve demokrasinin temel ilkelerine sahip çıkmak için mücadelemize devam edeceğiz. Türkiye anayasal düzeni ve demokratik değerleri yok eden bu uygulamalardan vazgeçerek hukuk devletine geri dönülmelidir. Bu hukuksuzluk kayyum atamalarına son verilmelidir. Şimdi bunun ülkede yarattığı tahribat nedir? Bunun ülkede yarattığı tahribat bir, halkın iradesini yok saymaktır. İki, demokratik rejimden otoriter rejime geçiş yapmaktır. Üç, bu bir siyasi hesaplaşmadır. Bu bir hukuksal mücadele vesaire değil, hukuku araçlaştırarak ve siyasi bir hesaplaşma yapılmaktadır. Dört, devletin tarafsızlık ve eşitlik ilkesine aykırı bir uygulamadır. Onun için bu uygulamaya derhal son verilmeli. Biz kayyum atamalarına alışmayacağız. Kayyum atamaları antidemokratik bir uygulamadır. Antidemokratik uygulamalara son verilmelidir.